İzmir ilk defa tarihte bilinen ilk Türk amirali Çakabey tarafından Bizanslıların elinden alınarak fethedilmiştir. Çakabey'in ölümü sonrası Bizanslıların eline tekrar geçen şehir Aydınoğlu Umur Bey tarafından ikinci kez fethedildi. Fakat 1344 yılında Venedik, Cenova ve Rodos şövalyelerinden oluşan Birleşik Haçlı Ordusu Ege ticaretinin merkezi olan İzmir'in sahil kesimlerini Aydınoğullarının elinden almıştır. Sonrasında Haçlılar Avrupa'nın en iyi duvar ustalarını getirterek Anadolu'nun İstanbul'dan sonra en güçlü kalesini inşa etmiştir. Haçlılar fethedilemez bir kale kurduklarını düşünmüşler, Türk beylikleri de İzmir'in bir daha fethedilemeyeceğini düşünmeye başlamıştır. Fakat 1402 tarihinde beklenmedik bir gelişme olmuş, Timur Orta Asya'dan gelerek Anadolu'ya otağını kurmuştur. Ankara Savaşı'nda kendisine destek veren Anadolu beyleri, fethedilemez iki kaleden büyük kumandana bahsetmişler, İstanbul'un kuşatılması için donanmaya ihtiyaç duyulacağını bilen ve Çin seferi için fazla zamanı olmayan Timur, yönünü İzmir'e çevirmiştir. Harp tarihine geçecek bir taktikle İzmir Latinlerin elinden alan Timur'un adını bir anda tüm Avrupa duymuş ve Avrupa saraylarını bir korku sarmıştır. Fakat Timur'un aklında uzun zamandır Çin'e diz çöktürmek vardı. Hatta gecikeceği için Yıldırım Beyazıt ile savaşmayı hiç istememiştir. Büyük kumandan batıda ulaştığı en uzak noktaya Tire ilçesine şu satırların yazılı olduğu bir kitabe diktirir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla. Varlığı vacip olup hayır ve cömertliğin feyiz kaynağı olan Allah'a hamdolsun. Onun Resulü Hazreti Muhammed'e ve pak olan âline ve eshabına da salat olsun. Bundan sonra Cihan Padişahı, İran ve Turan ikliminin sahibi Ulu Bey Timur'a Allah mülkünü ve saltanatını daim eylesin. İran ve Turan'ın fethinden sonra Semerkant ve Hindistan kıtasından ta Mısır havalisine kadar 1402 yılında Allah'ın yardımıyla boyun eğdirildi ve Rumeli hakimi Yıldırım savaşta kolaylıkla yenildi ve bütün ordusu yerle bir oldu. Bundan sonra sahillere ulaşmak amacıyla Manisa, Balat, Antalya ve Alanya yoluyla Aydın vilayetinde çadır saltanatı sürerek yetişti ve orada insanoğlu bu olaydan ders alsın, keyfiyete mutalli olsun diye şu 2-3 satır yazı taşa nakşolundu. Allah dilediğini doğru yola iletir ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun diyen büyük komutan kısa bir zaman sonra Anadolu'yu bir daha gelmemek üzere terk eder.